3DS Max'te modellemenin genel yapısını daha yakından tanıyalım. Bunun için bir kutu oluşturalım önce. Yine Create Geometry. Standart Primitives altından bir kutu oluşturuyoruz. Üst veya perspektif görünümünde sürükle bırak ile son tıklamayla kutumu oluşturdum. Boyutlarını buradan değiştirelim. 50 cm küplük bir kutumuz olsun. Ve görüş alanımızı biraz genişletelim. Nesnemizi ortalayalım. Görünüme. Modifier'e geldik. Çünkü tüm şekillendirme ve biçimlendirme işlemleri modifier altından yapılmakta. Modifier listin üstüne tıkladığımızda oldukça uzun ve karışık görünen bir listemiz var burada. Buradan istediğimizi nasıl bulacağız? Çok basit. İstediğimiz herhangi bir modifier'in ismini yazmaya çalıştığımızda direkt önümüze gelecektir. Seçili olarak gelecektir. Liste açık iken ben Band yazıyorum. Daha doğrusu yazmaya çalışıyorum. Zaten B, E ve N harflerine tıkladığım gibi bu isimde başka bir modifier olmadığı için direkt Band modifier'i seçili olarak gelecektir. Bu listenin bir eş değeri de üstteki Modifiers bölümünde yer almakta. Tabi burada kategorize olduğu için uygun alt dalı kategoriyi bulmak lazım. Burada neredeymiş? Modifier, parametrik modifiers'ın altındaymış. Band modifier'ı. İstersek buradan da atayabiliriz nesneye. Ek olarak buradaki listeyi istersek kategorilerde Animation modifiers, Patch Planet Selection modifiers tıpkı burada olduğu gibi kategorilerde yahut düz isim listesi olarak görebiliriz. Bu genellikle düz isim listesi olarak gelmektedir. Onu da yine buradaki küçük buton sayesinde sağlıyoruz. Show All Set işaretli değilse tamamen isim listesi olarak gelmektedir. Yani A'dan başlayıp Z'ye kadar düz isim listesi olarak herhangi bir kategorizasyona tabi tutulmadan isim listesi olarak gelmektedir. Eğer bu listede de modifier listesinde de kategorileri görmek istiyorsanız buradaki buton yardımıyla Show All Sets'i işaretlersiniz ve burada da artık isim sırasına göre değil mantık ve kategori sırasına göre dizilmektedir modifier'lar. Bendi silmiştik. Tekrar nesneye atayalım. Buradaki küçük çöp tenekesi yardımıyla da aktif ve üzerinde bulunduğumuz modifier'i, değiştiriciyi silebiliriz. Undo ile işlemi geri alalım ve nesneyi şekillendirmeye başlayalım.